Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Bir cumartesi gününde, Büyüteç günü ve gündeminde sizlerle olan birlikteliğimiz başlıyor. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz ve radyoları aracılığıyla da yayınımızı takip eden bütün değerli dinleyicilerimize İstanbul'dan mutlu, güzel, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Kısıtlama sürecinin 3. haftası, yasaklı süreçte uzun hafta sonları oluyor. Dün akşam saat 21'den başlayan yasaklar pazartesi sabahı saat 5'e kadar sürüyor. Kısmen sonuç alındı hem hafta içi yapılan hem hafta sonu yapılan bu uygulamalardan. Bu ivmenin kati bir şekilde devam etmesini ümit ediyoruz. Büyük şehirlerdeki oran kontrol altında denilebilir. Anadolu'da vaka sayıları konusundaysa uyarılar hala sürüyor. Bu çerçevede bizi Anadolu'dan takip eden bütün değerli seyircilerimize ve dinleyicilerimize lütfen maske, mesafe, hijyen, temizlik, kalabalıklara karışmama gibi konuları bir kez daha uyararak yayın kuşağımıza başlayalım. Her hafta olduğu gibi Büyüteç'te deneyimli bankacı ve ekonomist Hakan Topkurulu'yla birlikte hem haftanın aslında biraz da yılın hatta belki yeni yıla ilişkinde izlenimler verecek çözüm yollarını konuşacağımız Büyüteç'e hoş geldiniz. Hakan Topkurulu yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Sayın Karadut, iyi yayınlar. Bu haftada gerçekten güzel, harika çiçeklerle bezenmiş bir dekorda karşımızda Hakan Topkurulu. Hem bir yandan doğayı bize belki sevdirme açısından mekanlarını belirliyor. Hem de biliyorsunuz iki tane de güzel köpeğimiz ve kedimiz var evimizde. Zaman zaman onlar da yayınımıza iştirak ediyor. Yani sürekli takipçilerimiz en azından bunları biliyor. Bütün aileyi selamlıyoruz. Ama çiçekler çok güzel bakılmış. Bayıldım ben Hakan Topkurulu. Eşiniz mi ilgilenir? Teşekkür ederim. Ben de ilgileniyorum. Ben Öyle de mi? Çok severim çiçekle, doğayla uğraşmayı. Eşim de çok sever. Bu şurada bir çiçek var. Bu bahçe çiçeği ve salon çiçeği olabilir. Sikas denen bir şey. Bir palmiye türü. Bodur palmiye türü. Ondan sonra çok güzel bir şeydir. Öbürü de yılbaşı çiçeğine benzer bir çiçek. Ben bu tür şeyleri de sevdiğim için tabii evin her tarafında var. Buna denk geliyor. Bunlar denk geliyor. Çok güzel. Bayıldım ama. Çok sevindim yani, sizin de. Pandemide nasıl derler? İnsanın içini açtınız. Hani öyle bir deyimimiz vardır. Görüntüyle insanın içini açtınız. Tekrar hoş geldiniz. Size ve ailenize selamlar. Yoğun bir aslında ekonomi haftası vardı. Biraz tabii bu hafta öne çıkan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları oldu. İşte yeni hedeflemeler revize deniyor ama yeniden belirlenen rakamlarla vesaire ile gerçekten böyle bir eski dönemin dilinin hakim olduğu yani eski ekonomi dilinin hakim olduğu konusunda da eleştirilere tabii doğal olarak bizler böyle ister istemez yorumladık ama sizin perspektifinizle Merkez Bankası Başkanı ne anlattı, ne anlamalıydık ya da neyi söyledi? Sayın Karadut, bakın ben Merkez Bankası'nın toplantısına kısa bir şekilde değineceğim, ufak bir özet yapacağım. Ama benim bu Merkez Bankası toplantısıyla ilintili değinmek istediğim başka bir konu var aslında. Öne çıkarmak istediğim başka bir konu var. Şimdi Merkez Bankası Naci Ağbal ilk kez basın karşısına çıktı bir Merkez Bankası Başkanı olarak ve Merkez Bankası'nın faaliyetleri konusunda bilgilendirdiği. Biliyorsunuz Merkez Bankası her ay minimum bir defa basın önüne çıkar para politikası kurulu toplantısı nedeniyle. Ama sık sık farklı toplantılarla da göz önündedir. Şöyle söyleyeyim size, ekonomi bürokrasisi içinde, ekonomik kurumlar içinde, devletin ekonomik kurumlar içinde en önde olan kurumu Merkez Bankası'dır. Bu muhtelif tartışmalara da neden oldu. İşte bağımsız olmalı, bağımlı olmalı, öyle olsun, böyle olsun falan feşmekan gibi. O tartışmalara da biz katıldık biliyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği klasik dil kullandı diye siz ifade ettiniz. Buna ben tamamen katılıyorum. Merkez Bankası Başkanı döndü dolaştı, biraz eleştireceğim Sayın Başkanı, kusura bakmasın buradan. Döndü dolaştı, bizim hedefimiz fiyat istikrarı, bizim hedefimiz enflasyon, bizim hedefimiz
Önümüzdeki yıl işte %9,4 hedefi tutturmak, enflasyonda 2023'te de %5'i tutturmak falan. Şimdi bakın, ben bir rejiden rica edeyim. Ben bir tablo hazırladım. İnternette herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir tablo. Dünyadaki tüm ülkelerin son enflasyon tabloları. Enflasyon rakamları. Bunu biraz büyütebilir miyiz? Görünebilir hale gelsin. Ben de buradan okuyabileyim aynı zamanda. O zaman tam ekran, KJ'ler kalkarak belki biraz daha etkili olabilir. Ha, KJ'ler de kalkarsa, şimdi ben de tabii biraz yaklaşarak görmek zorunda kalıyorum. Ya da iki tabloyu 180... ayrı büyütme şansımız varsa belki daha etkili olur. Sevgili Derya sağ olsun hemen arkadan müdahale etmeye başladı. Ya, çok sağ ol. Şimdi bakın burada, tamam yeterli. Şimdi burada iki sayfa halinde reji bunu düzenledi. Çünkü kaydırmak lazım falan, tablo doğru, çok uzun. Doğru. 185 ülkenin, dünyadaki 185 ülkenin, adını bilmediğimiz ülkeler de var bizim bu ülkelerin içinde, enflasyon oranları Kasım itibariyle, bir kısmı Eylül, bir kısmı Ekim, mesela Suriye falan gibi ülkeler için iç savaş olan ülkeler işte 2019 rakamları, ama şimdi genel olarak havayı versin diye ben söyledim. En yüksek enflasyon oranı hangi ülkedeymiş? Venezuela'daymış. Kaçmış enflasyon oranı Venezuela'da? Eylül 2020 ayına göre %1813'müş. Sonra kim geliyor? Zimbabwe %402. Sudan 212. Lübnan %137. İran, Surinam, Arjantin, Haiti falan diye gidiyor. Bakıyoruz 15. sırada biz varız. Türkiye kaç? %14,3 enflasyon oranımız. Şimdi bakın, ilk 15'e dikkatinizi çekmek istiyorum. İlk 15 ülkede birinci Venezuela, Sudan, Zimbabwe, İran falan Afrika ülkeleri geliyor. Genelde emperyalizmin dayatma uyguladığı, çatışma alanları olarak seçtiği ülkeler var. Bakın dikkat ederseniz bizim önümüzde. Afrika'da biliyorsunuz Fransa yükleniyor bu şey ülkelerine, Afrika ülkelerine. Amerika bu Afrika ülkeleri konusunda son derece zengin doğal kaynaklara sahip olduğu için Amerikan emperyalizminin hedef ülkeleri arasında. İran, Venezuela, Sudan'ı zaten saymayın. Sudan'ı böler, bir de Güney Sudan yarattılar. Bakın Güney Sudan 19. sırada %11,60 enflasyon oranıyla. 185 ülkenin, bir de ben rejiden rica edeyim, ikinci tabloyu getirirse ekranlara. Evet, o da şu an yansıyor sevgili Derya, evet, ekrana geldi, getirdi. Buyurun. Şeyi falan da çekersek oradan. Büyüteci de galiba ben istemiyoruz. Kendi ekranımla da baktım. Orada ilk bilmem ne Kavalye falan diye bir ülke şeyi var. Böyle görebildiğim kadarıyla. Ama yani orada dikkatimizi çekmesi gereken, bakın o sarı sütunla ben şey yaptım. Sarı sütundaki ülkelerde enflasyon oranı %1 ve %1'in altında. Yani 185 ülkenin neredeyse 100 küsüründen fazlasındaki enflasyon oranı %2-1, hatta tablonun sonuna doğru bakarsak eksi enflasyon olan ülkeler var. Ve şeyle başlıyor işte El Salvador, Hırvatistan, Gabon, Hong Kong, İtalya, Portekiz, Singapur falan. Şimdi bu tabloyu daha fazla tutmaya gerek yok. Ben neyi kastettiğimi söylemek istiyorum burada. Şimdi bakın, ben sokağa çıkayım, siz sokağa çıkın ve bir sorun herhangi bir insana, ekonomiyle ilgisi olsun olmasın, Türkiye'nin deyin en önemli siyasi ve güvenlik haricinde ekonomik sorunu nedir diye sorun, size verecekleri cevap işsizliktir. Değil mi?
genç nüfus işsizliğidir. Üniversite mezunları, okumuş insanların işsizliğidir. Ondan sonra şey gelir, söyleyiverin, şeydeki insanların gelirlerindeki düşüklük, geçinemiyoruz falan türünde, ama insanların en önemli sorunları işsizliktir. Şimdi bunu ben neden böyle bir şey yaptım? Enflasyon tablosunu gösterdim ve böyle bir şeye bağladım. İnsanların en önemli sorun olarak ekonomide bildikleri, düşündükleri şey işsizlik. Bu sadece pandemi döneminde mi böyleydi? Hayır. Türkiye'de artık kronikleşmiş bir işsizlik var. Biz işsizliği hatırlayın %10'ların altına indiremiyoruz. Nasıl indiremiyoruz? Hükümetin, iktidarların yaptığı işsizlik oranı hedeflemelerinde bile, bakın, hedeflemelerinde bile %10'un altına inmiyor. Enflasyonu %5 hedef gösteriyorlar, indiriyorlar. İşsizliği bir türlü belini kıramıyorlar. Yani şey yapmak da istemem, böyle hani insanları töhmet altında da bırakmak istemiyorum, ama istediğin kadar numara çek, onu yap, bunu yap, işsizliği bir yere oturtamıyorsunuz. Şimdi hal böyleyken Sayın Karadut, ben niye özellikle bunu programın başında konuştum ve bir programda bunu tablolarla da bir yere bağlamaya çalışıyorum. Peki Türkiye'deki en önemli ekonomi kurumu hangisi? Merkez Bankası. Yani kime, sokaktaki insanlara sorun, ekonomiyle ilgili ne biliyorsunuz siz? Hangi devlet kuruluşları ilgileniyor ekonomiyle değil? Merkez Bankası diyecekler. Şimdi Merkez Bankası Başkanı toplantı yaklaşık bir saat sürdü galiba. Bir yarım saat 45 dakikada sorular geldi. Aynı tekerleme. Hedefimiz fiyat istikrarı, hedefimiz enflasyon, Şimdi bir, 10 milyon işsiz olan bir ülkede, bakın pandemiyi atlıyoruz. 10 milyon işsiz olan bir ülkede siz ekmeği ne kadar yaparsanız yapın, hangi fiyata getirirseniz, enflasyonu %1 de yapsanız, %100 de yapsanız fark etmez. Adam alamıyor ki zaten sizin enflasyonunuzdan etkilensin. Şimdi işsiz adamın derdi öncelikle işe ulaşmak, değil mi? Bakın, Türkiye'de bir kurum daha var, İş ve İşçi Bulma Kurumu. Hiç toplantı yaptığını gördünüz mü? Yok, duyulmaz bile İşkur. Arkalarda bir yerde arada bir işsizlik maaşları ile ilgili akla gelir. Onlardan topladığı işsizlik maaşları işte bu dönemlerde kullanılır, bilmem ne yapılır falan. Şimdi bakın, Türkiye'nin en önemli konusu ekonomi ile ilgili, insanlara dokunan konu işsizlikken, ekonomide sürekli Merkez Bankası öndedir, bunun fiyat istikrarı, bunun enflasyonu zırtı pırtı öndedir. Bu tamamen yanlış, emperyalizmin güdümünde, Atlantik'in güdümünde bir ekonomi politikasıdır. Bu politikadan vazgeçmek gerekir Sayın Karadut. Ayda bir ben Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon düşecek düşecek deyip 185 ülkede 15. olmasını görmek istemiyorum. Bu beni ilgilendirmiyor da. İlgilendirmiyor, gerçekten ilgilendirmiyor. Çünkü 10 milyon işsizin olduğu bir yerde siz hala bana 185 ülkede 15. sırada enflasyon oranına yerleşmiş bir ülkeden bahsediyorsunuz. İndiremiyorsunuz. Bakın, indiremiyorsunuz biraz bunu. Kulak çekme mi dersiniz buna, uyarı mı dersiniz, ne derseniz deyin. Ama bunun artık göz önüne alınması lazım. Merkez Bankası bağımsız, lanet olsun bağımsız olsun, ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? %15'in altına indiremiyor. Bakın, faizleri getirdiler, dayadılar tekrar %15'e. Ne işe yarıyor? Enflasyonu indiremiyorsun sen. Ama işsizlik öyle dağ gibi senin arkanda bekliyor. Sayın Karadut, bu pandemi bir yıldır geçer. Ama esas yara, işsizlik yarasını sen çözmeye çalışmazsan
ne yaparsan yap, sen ekonomini doğru idare edemiyorsun. Emperyalizmin güdümünden kurtaramıyorsun demektir. Bakın, Türkiye utanç verici bir yerde orada. Neden utanç verici biliyor musunuz? Bizim önümüzdeki ülkelerin devlet olmaları, ülke olmaları bize bizden 30 yıl, 40 yıl sonradır. Afrika ülkeleridir. Küçümsemek için söylemiyorum Sayın Karadut. Sosyal gelişme şeyinde normal kabile ülkelerinden, kabile devletlerinden 1950'ler civarında o şeyler, topraklar devletleşmeye, bağımsız ülke haline gelmeye başladılar. Bunlar doğaldır. Ama bana utanç verici geliyor. Biz Afrika ülkeleriyle aynı enflasyon oranında Merkez Bankası Başkanı'nı bakın Türkiye'de 3 tane çok şey toplantıda izlenir değil mi televizyonda? Bir, Cumhurbaşkanı'nın konuşması. En son pandemi döneminde Sağlık Bakanı'nın konuşması ki gayet normal. Ondan sonra Salı günü yapılan meclisteki grup toplantıları siyasilerin değil mi? Ondan sonra Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı toplantılar izleniyor. Ve bütün basın da bunun peşine düşüyor. Her ay. Ayda orta yani toplama vurursanız ayda 1,5 toplantı falan düşer. Para politikası kurulu yok. 2021 beklentileri yok. Enflasyon toplantısı falan. Neden işsizlik öne çıkartılıp konuşulmuyor? Bakın işsizlik can yakıcı bir durumda. Siz bugün işte 500 lira kira yardımı yapıyorsunuz falan falan ama siz işsizliği çözmediğiniz zaman hiçbir şeyi çözemezsiniz. Neyi hedefe koyduğunuz çok önemli. Türkiye'de hedefe işsizliği çözmek, üretim konmadıktan sonra siz ne enflasyonu çözersiniz ne cari açığı çözersiniz. Sayın Karadut, hep konuşuyoruz. Cari açığı kapatma. Şimdi şöyle bir konuya gelelim. Ben aldım sazı elime gidiyorum ama siz de müdahale edin yani. Lütfen şimdi bakın. Ne deniyor Sayın Karadut? Cari açığımız var, enflasyonumuz. Ya enflasyona neden olan şey nedir? Ben yine sokağa çıkayım, sorayım. Enflasyona ne neden oluyor diye. Herkes şunu söyle, kur artışları diyecek değil mi? Bir kur artışı. Evet, son derece doğru. Türkiye'de insanların doğru dürüst geliri olmadığı için, işsiz olduğu için talep yoktur. Talep olmadığı için de talep enflasyonu gerçekleşmez Türkiye'de. Hep maliyet enflasyonu vardır. Maliyet enflasyonunun da esas kaynağı ithalata dayalı bir üretim sistemimiz, tüketim sistemimiz olduğu için ithalatla biz bu işi çeviririz. Biz neye çok sevindik hatırlayın, defalarca burada bunu dillendirdik, konuştuk. Türkiye'de Türkiye Varlık Fonu diye bir kurum öne çıkmaya başladı. Türkiye Varlık Fonu'na özellikle Sayın eski Maliye Hazine Maliye Bakanı döneminde açıklanan yeni ekonomi politikaları YEP'te orta vadeli programda önemli bir görev verildi. Bu önemli görev de cari açığı kapatma göreviydi ve son derece doğru hedefler verilmişti değil mi? Neydi bunlar? Petrokimya tesisi kurulacak. Adana Ceyhan'da 10 milyar dolar değerinde bir yatırım ve bu 10 milyar dolar değerinde bir yatırımla 2-3 yıl içinde Türkiye'nin 12 ila 18 milyar dolar arasında cari açık kaynağı olan petrokimya ürünleri ithalatının önünü kesecekti bu. Değil mi? Yani dolayısıyla neyi engelleyecekti? Enflasyonu engelleyecekti Sayın Karadut. Siz ithalatınızla ihracatınızı dengelediğiniz anda sizin beyninize kurşun sıksalar, bütün sıcak parayı Türkiye'ye yığsalar sizin dövizle derdiniz kalmazdı. Çünkü sizin ithalatınız ihracatınızın gerisine düşecekti. Neydi? Madencilik yapacaktı değil mi? Türkiye Varlık Fonu. Şimdi bunları hep ben söyledim ve sevinerek söyledim, öne çıkartarak söyledim. Geldik dayandık tekrar sıcak para politikalarına.
Şimdi bakın, bunu ben bir şeyle daha bağlayacağım. Tabii hayatın getirdiği dayatmalar da var bunun içinde. Ama bu konuyu şöyle bitirerek toparlamak istiyorum. Bakın, Merkez Bankası ayda ortalama 1,5 kez karşımızda ve Türkiye'nin en önemli organı, ekonomi organı olarak karşımızda. Hayır, bizim Türkiye'nin en önemli sorunu enflasyon değil. Bizim 10 milyon işsizimiz var. Bunlara sen gelir getirmeden enflasyonu ne yaparsak ki onu da beceremiyorsun. Bakın ha, biraz böyle şey konuşuyorum, ağır konuşuyorum ama beceremiyorsun kardeşim, düşüremiyorsun. Öyle düşünmüyor, böyle düşünmüyor. Yok komplo kuruyorlar, kurları artırıyor. Evet, komplo kuruyorlar. Bunu zaten biliyoruz ve söylüyoruz biz. Seni sıcak para borçlanma tuzağına çekiyor ve orada sana bunu, Türkiye'nin önünü açacak şeyi bir türlü vermiyor. Ortamı sağlamıyor. Evet, sağlamayacak zaten. Onun şeyi, onun şeyi, onun söyleyiverin menfaati sana bu ortamı sağlamamasına bağlı. Çünkü Türkiye çok kritik bir ülke. Türkiye bütün dünya dengelerini değiştirebilecek bir ülke, bulunduğu pozisyon, gerek jeopolitik bulunduğu pozisyon itibariyle gerek büyüklüğü itibariyle dünyanın dengelerini değiştirebilecek bir ülke ve sana bu fırsatı vermiyorlar. Şeytanı alıyor, bütün muhalefetinin içine sokuyor seni. Bahsediyorduk geçen günlerde. Şeytan sokuyor senin muhalefetinin içine ve o şeytan Atatürk'ün kurduğu partinin içinde sana 50 bin türlü engel çıkartıyor. Senin düşmanlarınla işbirliği yapıyor, PKK ile işbirliği yapıyor, FETÖ ile işbirliği yapıyor ve senin yapacağın her türlü atağın önünde engel olarak duruyor. Ama senin böyle mi davranman lazım? Enflasyon, enflasyon, başımızın etini yiyorsunuz. Yine %15, yine %15. Dünyada 185 ülke, onlarda bile 15. sıradayız enflasyon yüksekliğinde. Sen işsizliğe baksana artık. Cari açıkla niye duruyorsun da bekliyorsun? Petrokimya tesisini çok mu matah bir tesistir petrokimya tesisi? 1960'larda Petkim'i kurmuşsun sen be birader. Yapacağın tesis bundan böyle çok çok teknolojisi bilmem ne, uçaklarda bilmem nerede olan teknoloji değil. Savunma sanayi yapıyoruz, değil mi? Savunma sanayinde gurur duyulacak yerdeyiz. Aselsan'ımız, İHA'larımız, SİHA'larımız, bakın hem özel sektörümüz hem kamu kurumlarımız savunma sanayinde gurur verici yerlerde. Demek ki biz bunları yapabiliyoruz. Bakın, Altay tankının yapılmaması konusunu ortaya çıktı nedeni. Tank motorlarının teknolojisine sahip dünyada 3-4 tane ülke varmış. Bunlar sana tank motorunu vermeyince sen de tankını yapamıyorsun. Altay tankını yapamıyorsun. Ha, ne yapacaksın şimdi? Evet, güzel şeyler duyuyoruz. Savunma Sanayi Müsteşarlığı bu tank konusunda da, tank motoru konusunda da muhtemelen çok yakında bunun müjdesini de vereceklerdir. Tank motoru da ve dünyanın uçak motoruyla birlikte belki en zor motorudur. Çünkü şöyle anlatıyorlar. Tankın ağırlığı sanıyorum 40-50 ton civarında. Bu 40-50 ton civarındaki bir ağırlığa sen 70-80 kilometre sürat yaptıracak bir motor kurgulamak ve bunu üretmek zorundasın. Bu öyle kolay bir şey değil. Tekrarlıyorum ve bitiriyorum. Lütfen iktidar, eğer iktidar ve Türkiye devam edecek ve Türkiye büyüyecekse, sorunlarını çözecekse, İşkur ekonomi kurulları arasında en önemli kurum haline gelmeli. İş ve işçi bulma kurumu en önemli kurum haline gelmeli. Benim yaşımdakiler hatırlar. Her sabah, o zaman sadece Devlet Radyosu vardı. Her sabah şu memlekette iş arayan, işçi arayan diye şeyler vardı. Tamam, onlar yaraya merhem olur olmaz ama işsizliği ve onun çözümünü
ön plana çıkartacak bazı önlemleri, tedbirleri almanız gerek. Bu böyle ben özel sektörüyle önderlik edeceğim ekonomiyle olmuyor. İşte Celal Bayar bile ne diyor? Celal Bayar bile 1932'de mecliste yaptığı konuşmada özel sektörü beklersek daha 200 yıl beklememiz gerek diyor. Bunu diyen insan, bakın özellikle de ismini vurgulamak istiyorum, Celal Bayar. Bakın o da önemli bir isim. Bu anlamda Celal Bayar diyor bunu. Ben özel sektörü beklersem 200 yıl beklemem gerek diye Sayın Karadut. Şimdi aslında verdiğiniz iki çarpıcı örnek hem Merkez Bankası hem de İşkur Türkiye'nin ekonomi konusunda yönelimini belki anlatmak açısından güzel örnekler oldu. İşte işi finansal piyasalarda sıcak para ekonomisinde bırakınca en önemli kurumunuz Merkez Bankası oluyor. Ama üretime dönseniz, üretimin çarklarına ilişkin sistemler bütününü hayata geçirebilecek olgu olsa orada da İşkur doğal olarak gözlerin çevrildiği nokta olur. Yani biraz belki gözlerin çevrilmesi anlamında bile o denkliği, sizin anlattığınız denklemi görmek mümkün galiba, değil mi? Tabii Sayın Karadut. Şimdi bakın konuyu da biraz da değiştirelim. Geçen hafta, geçtiğimiz haftanın önemli konularından bir tanesine daha girelim. Amerika katsa yaptırımlarını. Amerika yaptırımları, evet. Katsa. Değil mi? Katsa düşmanlık yaptırımı, yani başka bir anlamı yok tabii bunun. Tabii. Yani şey gösterdiği silahın ucunu veya ne derseniz deyin ucunu gösterdi. Bu yaptırım kapsamı çok anlamlı mı? Yani savunma sanayi müsteşarlığını hedef alıyor. Hedefte bir de 4 kişi var bu şey kapsamında. İşte bunlar Amerika'ya giremeyecek. Bunlar Amerika'dan kredi kullanamayacak falan feşmekan gibi. Bizi çok fazla daraltacak, bunaltacak yaptırımlar değil. Amerika'nın zaten yaptırımı bizi daraltmaz, bunalmaz. Amerika dibine kadar da yaptırım uygulasa Türkiye'yi tınlamaz. Bakın İran tınlamıyor. Neden İran diyorum? İran'ın sanayi yapısı, sanayi altyapısı bizim çok çok gerimizde olduğu halde İran sonuna kadar direniyor. Komşumuz ve gurur duyuyoruz komşumuzla buna direndiği için. Onun için Amerika'nın bize uygulayacağı en ağır yaptırım, bakın ben biraz ırs gelir tırıs geçer. Sayın Dışişleri Bakanı elimizin tersiyle ittik dedi dün yaptığı konuşmada, televizyonda yaptığı. Evet, biz Amerika'nın yaptırımlarını elimizin tersiyle iteriz. Ama bakın bunlara karşı direnecek Türkiye. Bu ne yaptırım yaparsa yapsın Amerika. Evet, Türkiye buna direnecek. S-400'ü alacak, S-400'ler yok aktive olsunmuş da olmasın. Böyle ya iktidar yansı kanallarda bile bu tartışılıyor ya. Utanç verici bir şey. Acaba şuna getiriyor bir kısmı. Ya acaba biz bu S-400'leri şeye mi saklasak? Ambarlara mı saklasak falan? Kardeşim neyi saklıyorsun sen ya? Sen bir kere para vermişsin. Sen o parayı verdin. Kimi neyi nereden saklıyorsun? Onu sen ne için aldın? Benim savunmam için aldın, değil mi? Sen onu ambara ambara saklayamazsın. Çünkü Amerika'nın derdi senin S-400'lerin ve bilmem neyin değil. Amerika'nın derdi sensin. Seni istemiyor Amerika. Bakın bunu görmek lazım. Tayyip Erdoğan'ı istemiyor Amerika, değil mi? Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyorlar. İktidarı güçlendireceğiz falan. Yani Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü hedeflerinde. Bu katsa yaptırımları S-400'lerden önce yine gündemdeydi. Ne için gündemdeydi? Bu sefer de şey için gündemdeydi. Söyleyiverin, Türkiye Suriye'ye giriyor, Suriye'ye müdahale ediyor. Kukla devletin boğazını sıkıyor diye gündemdeydi. Yani bunlar açısından sen S-400'de bahane, bilmem ne de bahane. Ama bizim buna karşı çok ciddi önlemler almamız lazım. Evet, iktidar, devlet özellikle güvenlik anlamında bunun önlemlerini alıyor. Ama ekonomik bacağını bunun bir türlü şu adımı atamıyoruz. Yani hadi şunu başlatalım diyemiyoruz.
Bakın bu aynı zamanda Cumhuriyet'in başında da böyleydi Sayın Karadut. Şimdi ben bunu anlatırken sadece burası değil. Bakın Cumhuriyet'in ilk 10 yılı 1930'lara kadar biz özel sektörle yapmaya çalıştık. Buna böyle değil diyenler de var da hiç öyle değil o iş. Devlete demir yolları politikası verildi. İlk Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda. Şimendifer politikası. Kötü bir şey mi? Hayır. Kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Şimendifer politikası. O demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Evet, doğru bir politikaydı ama sanayileşmeyi özel sektöre verdiler. Fabrika kurmadı özel sektör ya. 1930'lara geldi. Ne zaman 1929 buhranı başladı, dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Ondan sonra dendi ki Cumhuriyet'te de bu böyle olmuyor arkadaş. Demin ne dedim? Celal Bayar, özel sektörü beklersem daha 200 yıl beklerim dedi Celal Bayar. Ve Sümer Bankları kurdular. Bakın o bir inisiyatif almaydı. Ve Türkiye'yi bir anda öne çıkardı. Bir anda ilerletti. Bir anda ekonomik olarak çok ciddi, bugüne kadar hala bize artıları olan sanayi tesisleri kuruldu bakın o yıllarda. Karabük Demir Çelik halen çalışmaktadır. Türkiye'nin cevherden demir üreten halen tek fabrikasıdır Karabük Demir Çelik. Diğer demir çelik fabrikaları hurdadan demir çelik üretir. Karabük Demir Çelik cevheri üretir, cevheri. Çünkü onun farklıdır teknolojisi. Fırınları vardır. Bunlar o yılların teknolojisiyle yapılan. Bakın Türkiye kağıt üretiyordu 1930'larda. Sekası vardı. Kağıt fabrikamız yok. Bir kurpaklıyor gazetelerimiz, yarım yamalak çıkmaya başlıyor. Değil mi? Türkiye'nin Sümer Bankı vardı. Bakın hep aşağıladılar. Ya devlet pijama mı yapacak? Devlet pijama mı yapacak? Ben tekrar reklamını yapıyorum Sayın Karadut. Bizim bu büyüteç programı, reklam programı haline döndü. Biliyorsunuz biz geçen 2019 yılbaşından beri Boron çamaşır makinesi deterjanı çıkardı diye reklamını yapardık Etimaden'in. Şimdi bakın neye eklediler biliyor musunuz buna? Etimaden bulaşık makinesi deterjanını da çıkardı. Bakın borla hiçbir kimyasal olmayan, doğayı kirletmeyen bir deterjan çıkardı. Etimaden. Şimdi biz Etimaden bulaşıkla, çamaşırla uğraşıyor diye küçümseyecek miyiz? Hayır, gurur duyuyoruz. Ülkemizin kaynağı bor madeni kullanılıyor ve bu bor madeniyle siz kimyasalını yurt dışından aldığınız, getirttiğiniz çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı ve tümü yabancı marka. Şimdi marka saysam herkes bilecek. Tümü yabancı marka olan markaların yerine kimyasal olmayan, çevre kirliliğine neden olmayan, denizleri kirletmeyen, bakın o deterjanların denizleri nasıl kirlettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Orayı kirletmeyen bir deterjan üretiyor artık Türkiye. Ve bor madeni sonsuz sınırsız şekilde Dağtaş, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir o civarlar olduğu gibi bor madeni biliyorsunuz. Bunu üretmeye başladı. Hatta şimdi ben bunu böyle diyorum. Gittim marketlere, bir iki markette aradım. Ya bu bulaşık deterjanı çıkarmış Etimaden, Boron diye. Var mı? Kim? Ya yok öyle bizde bir şey yok diyorlar. Şimdi bu devletin, kamu yatırımının terbiye edilmesi gereken öbür yüzü. Bakın özel sektör reklam başlamadan önce, reklam dönmeden önce satışa hazırlar. Çünkü insanlar da bu reklamcılık açısından çok önemlidir. Reklamı yapılan ürünü markette bulacak insanlar. Gidin marketlerde yok yalnız. Reklam başladı. Tabii ulusal kanala vermiyorlar bu reklamları da. Onların da hesabı sorulacak. Reklamları başladı, marketlerde yok. Var, çamaşır deterjanı var. Ama bulaşık deterjanı marketlerde bulamıyorsunuz. Bu da devletçi ekonomide devletçiliğin en kritik zaaflarından biridir.
Çünkü hep şöyledir ya, devlet memuru oh maaşını alır. Ay sonu gelir, cebine maaş girer. Hesap sorulmaz. Kaç tane sattın diye hesap sorulmaz. Bakın, devletçilik uygulamasının en önemli hatalı yönlerini onu da söylememiz lazım. Kaç tane sattın diye hesap sorulmaz. Üç tanesini yere düşürdün, döktün, parçaladın, bunun hesabını sorarlar. Kardeşim sen o ürünü çıkardın, satacaksın, takip edeceksin. Market raflarına yerleştireceksin. Biz marketlerde izleyicilerimiz izliyordur. Şeyler, diğer ürünler, diğer markalar geliyor. Marketin rafının başına adam koyuyor. Raf düzenli olsun, orada satsın diye. Şimdi ben söyleyeyim, marketlerin yarısında yok Türkiye'de boron Doğru. ürünleri. Doğru. Yarısında var, yarısında yok. Ya, isim vermek istemiyorum ama tahmin ediyorsunuzdur hangilerinde var. Ha, onlarda da en arkalarda olanlarda bile, en arkalarda Eti Maden'in ürünleri. Ha, duyuyorlarsa bizi buradan herhalde önlem alırlar. Ha şimdi burada güzel haberler de var, sevindirici haberler de var. Daha önce konuştuk bunu, lityum Evet. madeni ile Doğru. ilgili. Lityum karbon üretimi başladı Eti Maden'de ayrıca. Lityum karbon ne için önemliydi? Elektrikli otomobillerimizin şeyini yapacağız. Geçen gün genel müdürünü izledim. Gürcan Karakaş'tı galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim ismini. Ben genel müdür diyorum, CEO diyorlar da. Ben genel müdürünün konuşmasını izledim televizyonda, bir kanalda. En geç 2022'nin son çeyreğinde elektrikli otomobillerimiz şeyde görecekmişiz. Yollarımızda görecekmişiz. İşte bakın, siz pilini yapıyorsunuz. Yani istenirse bazı şeyler oluyor. İstenirse bazı şeyler oluyor. Ama tam cesaret yok. Bakın, bunun ismi bir devrim olursa eğer, beyinlerde, kafalarda bir devrim yaratacaksınız. Bunun ismi de konmuş. Sayın Kın, neydi? Üretim devrimi. Kafanıza koyarsanız, Merkez Bankası yine enflasyonla uğraşsın o kenarda. Ama işkurunuzu öne çıkartırsınız Sayın Karadut. İşsizinizi öne çıkartırsınız ve o zaman o devrim kafanızda gerçekleşir ve üretimi yaparsınız. Evet, bu ilk defa Türkiye'de böyle olmuyor. Bakın, o örneği de veriyorum. 1930'larda da Türkiye'nin kafasına dank ediyor. Arkadaş diyor, bu böyle özel sektörle olmuyor. Bu iş kamuyla, devletle oluyor. Artık o günlere gelelim. Biz 1929 buhranı gibi bu pandemide bunalımın içindeyiz. O buhranın içindeyiz. Bakın, Türkiye'yi kapatamıyoruz her şeyiyle, değil mi? İlk yaptığımız gibi aylarca, 2 ay kapatamıyoruz bir türlü. Sayılarımız hani düşmeye başladı falan ama yine de çok yukarılarda. Neden? Çünkü ekonomiyi bu kadar uzun kapatırsanız eğer, ekonomideki şeyler yıkıcı hale gelecek. Bakın, Avrupa Amerika'da kapatamıyor. Amerika'da ölüm sayıları 300-350 binlere ulaşmış. Doğru. Yani adamlar hiçbir şey yapamıyorlar. O kadar, Almanya kapatmak zorunda kaldı. Bakalım ne kadar kapatabilecek Almanya'da ekonomisini. Kolay iş değil bu. Onun için bir an önce ben öne özel sektörümü çıkartıyorum. Sıcak para koy, 10 milyar dolar sıcak para girmiş Türkiye'ye. Kardeşim ya, bakın örnek verdim ben, Libya'da ya savaş var, adamlar bölünmüş, parçalanmış. Libya'da katlı kur sistemi var. Bir tane serbest kur sistemi var. Ne halin varsa gör diyor ama ihtiyacım olan mal da mülk de diyor. Bakın, Merkez Bank, yani bu sorulara Merkez Bankası Başkanı, ah işte insan, ya olsaydım orada ne cevap yapıştırırdım diyor da. Bakın, Merkez Bankası Başkanı'na sorular cevapları bölümünde şu soru soruldu. Merkez Bankası Başkanı sunum yapıyor. İşte efendim, biz şeyimizi arttıracağız 2021 yılında. Döviz rezervlerimizi arttıracağız, işte reskont kredilerinden 21 milyar dolar bekliyorsun. Şimdi gazetecilerden kurnaz ya bunları. Bir tanesi sordu. Dedi, Merkez Bankası rezervlerini
çoğaltınca dedi, artınca dedi, onu dedi enerjiyi fonlamada falan kullanıyorlar dedi. Siz de kullanacak mısınız? Ya tabii kullanacak ya. Ya tabii kullanacak. Neyi kastediyor bilir misiniz Sayın Karadut? Biz bunu çok çok yıllar önce konuştuk. 2014 yılında biz daha önce bunu söylüyorduk. Diyorduk ki bak kardeşim sen benim dövizimi bedavaya satamazsın. Müdahale ediyordu o zamanlar Merkez Bankası piyasaya kurları düşürmek için. 2014 yılında ilk defa devlet şunu yaptı. Merkez Bankası rezervinden doğalgaz parasını ödedi. Yani düşük kurla ödedi doğalgaz borcunu. Değil mi Sayın Karadut? Evet. Aynı şeyi bugün de yapar mısınız diye soruyorlar. Yani diyor ki aman o paralar şeylerin sıcak paracıların sıcak paracıların paralarını sen halkın ihtiyacı olan doğalgaza moğalgaza harcar mısın? Ya Merkez Bankası Başkanı buna cevap vermedi. Üstünden geçti. Sen söylesene ya tabii kimin parasını kimden saklayacağım ben? Tabii harcayacağım enerjiye. Desene ya böyle. Bu gerçekten önemli meseleydi. Son böyle 1-2 dakika Çin treni hedefine ulaştı. O da gündemimizdeydi. Onu da hemen değerlendirmenizi sunayım. Gözümüz aydın Sayın Karadut. O tür tabii müjdeli şeyler de var ama evet Çin treni yardıra yardıra 12 günde 5 ülke aşarak hedefine ulaştı. 42 vagon ihracat yaptık biz Çin'e. Bundan ürkenler, korkanlarımız var. Bakın o insanların da çok önemli bir sorunu var Sayın Karadut, psikolojik bir sorunu. Onları öyle bir dolduruşa getirdiler ki hep şöyle düşündürtüyorlar o insanlara. Bu tren Çin'e varırsa hay Allah ben yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı deviremeyeceğim. O yine bize bir gol atmış olacak. Kardeşim o tren Türkiye'nin treni. Cumhurbaşkanlığının ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın treni değil. Eğer o tren 12 günde hedefine varırsa 83 milyon için varacak. Çok güzel bizim üretimimizi gönderiyoruz biz. Bizim ürünümüzü gönderiyoruz. Gurur duymamız gerek. Sevinmemiz gerek değil mi bunda? Ama derdimiz o değil. Oo tren Halkalı'da. Bir Özlem Gürses diye bir kız varmış. Sözcü gazetesinde galiba. O kızcağız Halkalı'da. Trenin peşinde koşmuş falan. Ben o genç çocuklara da acıyorum. Tayyip Erdoğan eleştirecekler diye oralarda dolaştırıyorlar o evet. Çocukları ve rezil ediyorlar o insanları. Evet, tren ulaştı. Türkiye treni, bakın Türkiye treni öyle bir ulaşacak ki nevri dönecek Türkiye düşmanı. Türk düşmanlarının nevri dönecek Sayın Karadeniz. Hakan Topkurulu çok teşekkürler size ve ailenize. İyi hafta sonları diliyoruz. Haftaya yeniden bir arada olabilmek dileğiyle sağlıklı günlerde temenni ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim, Büyüteç günü ve gündemine yansıyan başlıklar böyleydi. Ekonomisti ve deneyimli bankacı Hakan Topkurulu haftanın ekonomi değerlendirmesinde işte gördüğünüz gibi özellikle birkaç başlıkta önemli bir analizi sizlere sunmuş oldu. Yeniden birlikte oluncaya dek. Efendim kalabalıklardan uzak duralım. Yani hafta sonunda da marketler vesaireler yürüyüş güzergahındakiler açık ama kontrolü lütfen biz alalım. Her birimiz hem kendimizden hem başkasından sorumluyuz. Kişisel temizliğimize ve hijyenimize dikkat edelim. Maskeli ve mesafeli olalım. Hoşça kalın.